Teşekkür ederim. Aslında düşününce Nejat, Aylin'in o kadar üstüne gitme. Ona da hak vermek lazım. Annelik alışık olduğu bir şey değil, çok belli. Elinden o kadar geliyor demek ki. Şirketteyken yüzünü görmedin mi? Bembeyaz olmuştu. Üzüldüm o halime. Selam. Sağ olsun Aylin bize yardımcı olmak için geldi abi. Roberto'nun tercümanı ortalıkta yok. Herif şehirde kaybolmuş ve paniklemişti. Arabada hayatımızı kurtardı. Hayat kurtaracak bir şey de yapmadım canım. Başka bir tercüman bulamaz mıydık? Bu kadar kısa sürede bulamazdık. Anladım. Bir saniye konuşabilir miyiz? Peki, tamam. Aylin. Roberto. Non sapevo davvero cosa fare in quella situazione. Grazie mille. Ah, prego, non ho fatto niente. Cosa potevi fare di più? Sei stata fantastica. Per un attimo ho creduto di essere stata fantastica. Ma lo sei davvero? Sì. Roberto, you forgot me. Hey, nice to see you. Stavate andando da qualche parte? Ah, no, no, ci aspettavamo. Ma sai che c'è il me? Acelesi yok. Biz konuşuruz sonra. Konuşacağız zaten. Va bene. Fra due giorni faremo un'altra prova per i modelli. D'accordo. Sarà bellissimo. Müthiş olacak diyor. İyi ki getirmişim Aylin'i ya. Çok iyi oldu bence, değil mi? Evet Serkan, çok iyi oldu. Çok iyi yaptın. E questo il posto? Çekim yapılacak mekan burası mı diye soruyor. Oranın müsait olmadığını söyle. Ama buna benzer bir yer bulacağız. Purtroppo che il posto non è più disponibile, ma stai certo che troveranno un altro posto bello come l'altro. Se lo dici tu. Şey, sen öyle diyorsan öyledir diyor. Sıkıntı yok yani. Bir tane daha ister miydiniz? Olur tabii. Peki. Çarpmasın. Çarpmaz, merak etme. Çarptığında neler olduğunu biliyoruz. C'è qualche problema? No, no, Nejat non vuole che io bevo l'alcol. Gli uomini turchi sono gelosi come noi. Sì. Ne oluyor ya? Anlatın, biz de gülelim. Şey diyor, Türk erkekleri de bizim gibi kıskanç diyor. Però ha ragione. Tutti sarebbero gelosi con una moglie così bella. No, grazie. Ama haklısın diyor. Benim de bu kadar güzel bir eşim olsa ben de kıskanırdım diyor. Yani kıskançlık da Nejat'a göre bir şey değil. Bir de gizli kıskançlık var. O çok daha kötü, böyle hiç kıskanmıyormuş gibi yapmak. Ya aslında ben de kıskancımdır biraz. Sevdiklerim hep yanımda olsun, onlarla olayım, görüşeyim istedim. Hiç belli etmiyorsun. Sevdiklerin yanında olsun istemek yeni bir şey mi? Hı hı. Kalkalım mı artık? Durante questo periodo mi aiuterai, vero? Non lo so. Ti pagherò bene. Davvero? Va bene, ci penserò. Keşke çevirsen de biz de anlasak. Ha yok, toplantı sırasında bana iş teklif etti de sizle alakası, onu konuşuyorduk. Aa. Hayır, hayır. Ne yapsaydım, ne yapmamı istiyorsun anlamadım ki. Adama ne diyecektim? Aa, çok ayıp, bana iş teklif edemezsin falan mı diyecektim? Ya sen adamla yüz göz olup gülüp eğlenmeseydin adam da sana böyle bir teklif yapamazdı ya. Yüz buluyor yani. Ben gayet normal davrandım. Ekstra hiçbir şey yapmadım. Allah Allah. Neyse, reddedersin, olur biter. Ya bak, ben sen hayatımızdan çık diye ısrar ettikçe sen girmek için fırsat kolluyorsun ya. Hiç de öyle bir şey yapmıyorum. Yapıyorsun. Yapmıyorum. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Etme. Senden yardım istemediğimi daha nasıl anlatabilirim? İtalyanca mı söyleyeyim? Non voglio il tuo aiuto. Senden yardım istemiyorum. Yarın Afrika ile ilgili çok güzel bilgiler anlatacağım. İstersen sen de gel. Bu anlatma hikayesi okulda olmuyor, biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Bayağı. Kim anlatırsa onun evinde oluyor. Ha, yani senin evinde o zaman, benim evimde değil. Ev zaten sizin ev, doğru. Açsana, açılır.
geliyor. Necat Bey kapıyı açmadı. Necat, aa. Ama çok ayıp bu yaptığın. Çok ayıp. Gitti ya. İnşallah başlarına bir şey getirmez bu kadın. Ya gözüm hiç tutmadı. Yani siciline bakarsak pek kalıcı değil bence. Suna işkillenmek de haklı. Yani diyor ya böyle peşimizde dolanıyor, işte bizi takip ediyor falan diye. Geçen gün Kayran'ın çarpıştığı kadın bu değil miydi? Evet. Tamam işte. Tamam ben Suna'yı gaza getirmeyeyim diye söylemedim ama çok haklı. Ayrıca hisseder kadın yani. Kötü bir enerji var bu kadında. Yani Aylin'in zaafı mı var Necat'a diyorsun? Bir kere o zaaf derken ki ses tonunuzu hiç kaçırmadım ama hiç şaşırmadım. Çünkü zaten bekliyordum ne zaman yüzüme vuracaksınız, ne zaman beni mahcup edeceksiniz diye. Yüzünüze vuracağım tek şey en fazla bir tebessüm. Ve iyi ki varsın olurdu Burcu Hanım. E o zaman yani hakikaten konusu açıldığı için ben bir açıklama yapmak istiyorum bu zaaf konusunda. Şöyle şey gibi yani hani siz benim zaten kıymetimsiniz. Arkadaş olarak sizi çok farklı bir yere koyuyorum. Benim için çok değerlisiniz. Zaaf da onun şeysi. Şey gibi yani insanın anasına babasına zaaf vardır ya ki benim de var. Hani anam babam gibi yani hani arkadaş gibi. Şey anladınız ama beni değil mi? Hani ben gerçekten inanılmaz rahatladım şu an. Açıkladım diye olmadı. Ay. Olmadı. Vallahi Serkan Bey size çok değer veriyorum ve bu yüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. Peki madem bu kadar yakın görüyorsun beni kendine. O zaman bundan sonra şirketin dışındaki görüşmelerimizde bana Serkan de. Şirket dışı Serkan? Sadece Serkan. Vallahi olmaz, alışamam yani. İnsan nelere alışıyor Burcucuğum? Ya Serkan Bey, ay pardon, Serkan. Neye gülüyorsunuz acaba Serkan? Yanında mutluyum. Önünüze bakın. Serkan. Günaydın Serkan Bey. Serkan Bey. Bey, bir şirkette bey diyeceğim ya. Günaydın Burcu Hanım. Akşam üzere iki tane toplantınız var. Biri pazarlamayla, diğeri de reklamla. Akşam bir işin var mı? Yok. Güzel. Başka bir şey yoksa? Var. Aslında sana bir şey danışacaktım. Buyurun. Benim bir arkadaşım var. Sen tanımazsın. Şirketten birini dışarıya davet etmek istiyor ama çekiniyor. Neden çekiniyor ki? Durumlar biraz karışık. Adam kadının hoşlanacağı tipte biri değil pek. Tipsiz mi? Yok canım. Ahlaksız o zaman. Şimdi herkesin ahlak anlayışı birbirinden farklıdır. O zaman kesin karaktersiz bir tip. Şu adam mevzusunu bir kenara bırakabilir miyiz? Ay, ben anlamadım şu an. Problem ne onu anlamadım. Ya adam kızı nasıl davet edecek rencide olmadan? Bana akıl danışıyorsunuz yani şu an. Evet sen anlarsın böyle şeylerden. Ben anlar mıyım böyle şeylerden? Ha, o yüzden çünkü nişanlım beni aldatırken ve terk etmeyi düşünürken ben burada evlilik planları yapıyordum. Tam da o yüzden anlıyorum böyle şeylerden değil mi Serkan Bey? Evet. Ve başına en azından insanların başına gelecek türden şeyler gelmiş. Benimkileri hiç anlatmıyorum. Aman zaten. Ya ne bileyim telefonla davet etsin o zaman. Telefon. Aynen. Böylece gereksiz diyaloğa da girmez. Yekten paldır küldür. Paldır küldür. Aynen. Bir de şimdi siz bilmiyorsunuz kızlar böyle reddetmek istiyor bazen. Telefonla ararsa en azından o saniyelerde iyi bahane bulabilir kız eğer reddetmek isterse. Adam da böylece rencide olmaz yüz yüze olmadığı için. Şahane. Arkadaşım çok memnun kalacak. İnşallah.
Görüşürüz. Boş boş işler ya. Efendim Serkan Bey. Bu akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Yanlış aradınız herhalde, Burcu ben. Hayır Burcu, seni aradım ama iş durumu garipleşmeden evet mi diyeceksin yoksa bir bahanem var mı? Ben çok şey oldu şimdi. Burcu hadi. Tamam. Tamam ya, tamam. Çıkarım sizinle yemeğe. Tamam. Güzel. Demek ki yüz yüzeyken sorabilirmiş. Yani. De, peki şey sizin için rezervasyon yaptırayım mı? Yani bizim için rezervasyon yaptırayım mı? Serkan. Serkan Bey. O iş bende. Kafamız daha fazla karışmadan telefonu kapatalım mı? Aynen aynen kapatalım. Tamam. Tamam görüşürüz. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Kim bilir kaçıncı defadır arıyorum anneciğim. Keşke açsan şu telefon. Birazdan evine geleceğim. Umarım kapıyı açarsın. Çünkü sabaha kadar kapının önünde beklemek istemiyorum. Tamam mı? Anladın mı? Ben çıkıyorum. Akşam iptal herhalde değil mi? Akşam? Yok yok, iptal falan değil. Yani gerçekten hiç önemli değil. Sonuçta çok acayip bir gün oldu. Saat 8'de alırım. Dakika geciktim, farkındayım. Çok özür dilerim. Neredeydin peki? Bahaneleri geçip gerçekleri söylesem? Direkt söyle. Hande'nin evine gidip onu bekledim. Telefonlarımı da açmıyor, çok merak ettim. Buldun mu peki? Bulamadım. Zaten mecburen gelmiş gibisin. Kafan hala orada. Serkan. Bak ben seni hiçbir şey için suçlamıyorum. Sen zaten hep böyleydin. Olduğu gibi davranan bir adamdın. Sadece ben buna hazırım zannediyordum. Değilmişim. Senin kafan başka birinde. Hep de öyle olacak. Anne çok kötü durumda Burcu. Biliyorum, farkındayım. Ama işte bugün böyle, yarın başka bir şey. Yani senin Hande'yi düşünmek için hep bir bahanen olacak. Olmalı da. Ya bugüne kadar dip dibeydiniz. Fark etmiyordum belki ama şimdi öyle değil. E o boşluğu doldurman gerekecek. E bunun ilacı ben değilim. Burcu bak yapma. Sen olmak istediğin yerde ol. Ki bu hakkın. Ben gideyim. Burcu. Dün gece oturup düşündün ve Hande ile barışmanın daha doğru olacağına karar verdin. Kararım kesin. Necat yapma. Hande'ye ihtiyacımız var. Herkesin yeri doldurulur, merak etme. Çok
çok köşeli laflar ediyorsun. Kişisel meselelerinle şirket meselelerini birbirinden ayırmayı öğrenmelisin. Ayrıca ortaklardan biri olarak ben ayrılmasını istemiyorum. Ayıramayan sensin. Nasıl? Diyorum ki kişisel sebeplerden mi yoksa şirket için mi gitmesini istemiyorsun? Ne demek şimdi bu? Anladım bence. Bu kadar ısrarcı olma. Yoksa kişisel olduğunu düşüneceğim. Nejat, karnına konuşma, direkt söyle. Hande ile aramda bir şey olduğunu mu ima ediyorsun? Bu konuşmayı tansiyonu düşürüp sonra devam edelim. Şimdi Kayra'nın okuluna gitmem lazım. Reklam ajansı gazete baskısı için onayını... Dur bir ya. Seni dinledim, dün gece Hande'yi görmeye gittim. Ne mutlu size. Görüşebildiniz mi peki? Uzaktan. Neden uzaktan? Gördüklerim hoşuma gitmedi. Ne gördünüz ki? Geleceğimi. Peki bu hoşunuza gitmeyen geleceği değiştirmek elinizde mi? Sanırım. Ama bunun için birazdan yapacağım şeyi yapmak zorundayım. Özür dilerim. Niçin? Nereye sakladınız hediyeleri? Ama kesin buralardadır. Yok, burada da değil. Yok, zaten onların hepsi bitti. Ben gün içerisinde atarım size örnekleri. Öyle mi? Tamam, ben evdeyim zaten. O zaman 5 dakikaya yolluyorum. Teşekkürler. Nejat. Sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Annemler geliyor yılbaşında. Gerçekten mi? Evet evet, az önce konuştum, 31'i öğlen buradalar. Harika bir haber bu. Evet. Şimdi yılbaşı gecesi organizasyonu benim için çok daha önemli oldu. Kesinlikle, ama onlar birkaç ülke daha dolaşmayacak mıydı? Öyleydi ama herhalde bu durumu öğrenince işler değişti. O kadar da gizli değilmiş demek. Ay, gizli hayatım, sadece annem biliyor. Babama söylemedi. Hadi gidelim, doktora geç kalacağız. Bir bakalım oğlumuz ne yapıyormuş? Aa, oğlumuz olduğu nereden belli? Kız olacak bir kere o. Hayır, oğlan olacak. Hayır efendim, kız olacak. İddiaya girebiliriz. Nesine? Nesine istersen. Hı. Hadi düşünürüz, bunu doktora geç kalacağız. Hı. Hadi. Meyta. Kardeşim mi olacak benim? Kayra! Hayır, siz niye gitmediniz ha? Okula geç kalıyorsunuz. Yarım saattir bekliyorum küçük hanımı. Kayra! Ha? Geldim babacığım. Hadi gidelim Hayri. Öpücük. Geç kaldım baba. Ama Kayra... Kızlarla uğraşmak çok zor. Allah size kolaylık versin Nejat Bey. İşte ben bu yüzden oğlan istiyorum. Allah Allah. Yok sana oğlan. Her tarafın kızla dolacak senin. Eyvah. Hadi gidelim. Nejat, ne yapıyoruz? Ya ne yapıyoruz işte? Karımı eve kadar getirdim, ne var? Ya delirdin mi sen? Sus, cevap verme bana. Delirttin zaten aşkından. Ne bitmez cicim ayıymış arkadaş. Hayırdır? Niye böyle kucaklarda taşınıyor Suna Hanım? Hiç. Yani. Karımı taşımam için illa bir sebep mi olması lazım, anlamadım ben. Oğlum, o iş ilk gün kapıdan girince yapılır, biter.
Siz bir şey mi kutluyorsunuz? Söylesenize bakayım. Yok, abartın demiştim sadece. Tamam canım anneciğim. Yani bu aralar böyleyiz ya biz. Hı. Hoş geldin. Yılbaşı görevleriyle alakalı yol aldık. Onu sizle paylaşalım istedik. Ay çok iyi fikir Serkan. İyi ki geldiniz. Hemen konuşalım. Ah Burcu. Kız sen ne yapıyorsun? Neredesin? Ay ay sizin bıcırık tuttu beni yılbaşı videosu çektik. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk. İyi tamam ben bir Kayra'ya bakayım siz konuşun o zaman. Tamam. İyi geldin. Ne yapıyorsun? Bir tanem video mu çekiyorsun? Az önce Burcu ablamı çektim. Aferin sana. Babacığım sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii ki. Hani senin abin var ya. Evet. Siz onunla görüşmüyorsunuz değil mi? Yani çok uzakta olduğu için... Sunu annem kardeşlerini çok seviyor ama sen öyle değilsin. Kardeşe o kadar gerek yok. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Geçen akşam Enise teyze anneme bu kıza kardeş yap oyalansın dedi. Ama ben kardeş istemiyorum. Bir tanem niye böyle bir şey söylüyorsun? Kardeş kötü bir şey değil ki. Bence kötü. Anneler babalar hep onunla ilgileniyor. Ha, kim söylüyor sana bunları? Annelerle babalar çocuklarını ayırt etmezler. Ya hayır öğrendim ben. Ayırt ediyorlar. Hem zaten sen de görüşmüyorsun. Bana da kardeşe gerek yok. Hem Sunu annemle bana kardeş falan getirmeyin. Ben düzenleyeceğim. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımı beğendin mi? Yani. Yani. Tamam anlıyorum. Gecenin sürprizini söylüyorum. Hı. Serkan arkadaşınız sayesinde canlı müziğe doyacaksınız. Gece boyunca ilerleyen saatlere kadar bize eşlik edecek bir grup ayarlıyorum. Bataklık sinekleri. Anadolu rock yapmıyor mu onlar Serkan? Evet işte çok iyi değil mi? Yok. Yani biz burada sabaha kadar bangır bangır müzik mi dinleyeceğiz? Öyle deme ya. Bataklık sinekleri çok iyi gruptur. Sadece Anadolu rock da yapmıyorlar. Repertuarları çok geniş. Ayrıca tanıdık. Yok yani yaz olsa ne bileyim ya da hava sıcak olsa en azından böyle dışarıda bir iki şarkı çalsalar falan gene olmaz. Olmaz Serkan, yok. Güzel değil. Burcu'nun hoşuna gitmişti aslında ama. Hoşuna gitti mi gerçekten Burcu? Şöyle aslında şu an düşünüyorum da çok abartı yani gerçekten. Ha, çok haklısın. Burcu? Hı? Tamam o zaman. Esas bombayı patlatıyor. Oriental Demet. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bunu niye sevmedin ya? Ne iş var canım dansuzun bu evde? Pavyon mu burası? Çok haklısın. Bu sefer çok haklısın. Ben zaten Serkan'a dedim değil mi sana? Hı. Dedim aşkım ben. Bence çok iyi fikir. Hayır ben istemiyorum evime dansöz falan. Allah Allah. He anladım ben ya. Bu Necat dansözle dans ederse falan bilmem ne oynarsa kıskanırım diye korkuyor. Ne münasebet ya? Allah Allah delirtmek mi istiyorsunuz siz beni be? Tamam canım sonuçta tartışmaya açık konular bunlar. Tamam haklısın çok haklısın. Tamam düşünürüz değiştiririz ama başka şeyler düşünürüz. Sen Hayri, hı? Sen neler hazırladın ablamla söylesene anlat. Biz harika menüler hazırladık ya. Eleme yaptık sonra içinden böyle içimize sinen bir liste hazırladık bak. İnşallah moralimiz biraz düzelecek gibi ha? Ya lütfen. Hı. İstemiyorum kardeş şunu anneme de söyle. Tamam Kayracığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi uyu artık. Sonra konuşsak da fikrim değişmeyecek. Bak misafirler aşağıda beni bekliyor. Düzelt bakayım şu yastığını falan iyice. Küserim bak. Küçük hanım. Küserim. İyi uykular küçük hanım. Öpücük. Yanak. Kapat gözlerini. Mum yol. Evet. Hadi. Ya semizotlu, kayısılı hindi ne?
Nerede bizim geleneksel yılbaşı yemeklerimiz? Suna sen iyi misin ya? O nasıl lezzetli, haberin var mı senin? Haberim yok, olsun da istemiyorum ayrı. Allah Allah. Arkadaşlar, Kayra uyuyor, sesiniz yukarıdan duyuluyor ya, ne oluyor? Aa, gel kendin bak Necdet, gel kendin bak, bu ne ya? Hayri ile ablam yılbaşı gecesini deneysel yemek gecesine çevirmek istemişler. Ya olan yemeğin üstünü çizdi Necdet Bey. Ya kaç yıldır yaptığım yemekler ya, neresi deneysel olmadı? Ya insan ne bileyim bir köz patlıcan salatası yapar, yaprak sarma yapar, bir pasta yapar ya. Ne bu tuzlu Hindistan cevizli panna kotta ne? Ya o sadece seçeneklerden biri, pasta da var orada. Ya hadi hayır ya, öf. Pasta da varmış hayatım, bunlar çözülmeyecek şeyler değil, hallederiz. Sen yoruldun bugün zaten, istersen bir duş al, dinlen tamam mı? Ben de misafirimize oturup geleceğim yanına. Tamam, tamam. Ben yatıyorum. Aşkım Hayri'ye söyle, o benim olmamış. Tatlı bir dille anlat. Tamam, merak etme sen. Tamam, benden bu kadar. Ben mutfağa gidiyorum yoksa çatlayacağım. Benden bu kadar. Hayri, tamam Hayri. Ya bunda bu kadar kızacak ne var ben anlamıyorum ya. Ben sadece herkesin sevdiği bir yılbaşı olsun istiyorum. Tamam, çok haklısın. Halledeceğiz, bu kadar uzatmaya gerek yok. Tamam bir tanem? Hadi dinlen sen. Tamam. Hepinize iyi geceler. Anlaşamasak da sizi çok seviyorum. Tamam. Nereye? Herkes ağzının payını aldığına göre biz gidelim. Ya, olur mu öyle şey ya? Saçmalamayın, oturun lütfen. Yani benim arkadaşım böyle şeker gibi bir kızdı. Ne oldu hiçbir fikrim yok. Şeker de sağlığa zararlı zaten. Ya evet öyle. İşte, bu aralar biraz gergin. Sinirleri bozuk, o yüzden. Kardeşim, yılbaşı gecesinin eğlenceli geçeceğine dair de endişelerim var bu arada. Ya o ne demek? Olur mu kardeşim? Şüphen olmasın ya, halledeceğim. Şimdi ben zaten konuşacağım. Bir otursanıza biraz. Tamam, çok yok, sakiniz. Siz dinlenin. Biz de gidelim. Size de fırsat olur. Yap. Hadi iyi geceler canım kardeşim. Dur, geliyorum ya. Ay ya. Dur, geldim, geldim. Sinirimi bir şeyden çıkarmam lazım. Tamam Hayri, biliyorum, haklısın. Haklıyım tabii ya, haklıyım tabii ki. Bunca zamandır bu evde yemekleri kim yapıyor? Ben yapıyorum. O lafları işitmek haksızlık tabii ya. Ama size de aşk olsun Necdet Bey. Niye ya, ben ne yaptım? Bana niye kızıyorsun? Ya tamam, evlendiniz, çok mutlusunuz, güzel, tamam. Hanımınızı seviyorsunuz, el üstüne tutuyorsunuz. Tutun el üstüne, ben bir şey demiyorum ki. Ama böyle zamanlarda da dur demek lazım ya. Tamam Hayri, sakin ol. Hayır, anlamıyorum ki ne oldu bu kıza? Ne oldu ya? Evlenince 180 derece döndü bu. Abartma istersen, o kadar da değil. Niye abartayım? O daha evinde neler olduğunu unuturuz galiba, ha? Unuturuz. Siz de benim gibi böyle şey yapmadınız mı? İsyan etmediniz mi? Ama artık daha anlayışlı olmamız lazım Hayri. Niye? Nedenmiş o? Bunu şimdi sana söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak. Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Evet, tamam. Söz nedir? Anlayışlı olmamız lazım. Çünkü Suna hamile. Ne? Şşş. Ne? Bir dakika. Çok tebrik ederim Necdet Bey, çok tebrik ederim. Çok güzel bir haber bu. İnanılmaz. Harika bir haber, çok iyi. Bebek geliyor. Yine eskisi gibi bu evde bebek sesi olacak, inanamıyorum. Hayır, tamam, bu kadar bebek istediğini bilmiyordum. Bilsem önceden yapardım. Ha, çok iyi. Demek ki o yüzden böyle davranıyordun, sebebi bu. Tabii ya, tüh be. Çok sert çıkıştım kıza ben. Evet, yani az daha bir kaşık suda boğacaktın. Ama nereden bileyim, bilmiyordum ki. Ay canım ya, bak anam ben de tüh be. Asıl problem Kayra kardeşi olmasını istemiyor. He? Öyle biliyor mu? Bilmeden istemiyor. Bakalım öğrenince ne tepki verecek? Ya hiç önemli değil. Kayra olgun bir çocuktur ya. O kardeşini çok sever. Hiç görürsünüz, merak etmeyin. Hadi inşallah Hayri. O zaman ben şey yapayım, ne yapayım? Etli yemek yapayım Suna'ya tabii ki. Çünkü protein alması lazım. Aa, bir dakika, menüyü de ona göre değiştirmek lazım bir daha.
Tabii ya, değiştirelim biz menüyü. Hayır, sus Ayrı. Öyle bir şey yok. Ben ne diyorum sana? Aramızda kalacak diyorum ya. Allah Allah, normal davranacaksın. Ne yapıyorsan onu yap. Nasıl davranıyorsan öyle davran. Bundan önce ne yapıyorsun onu yap ya. Bak şuna duyarsa beni keser, sana ne yapar artık biliyorsun. Ne yani, bilmiyorsun. Tamam tamam, ben normal davranırım. Hiç yok. Sizin o iş bende ya, merak etmeyin siz. Ama bu yemek mevzusu çok mühim. Ben şey yaparım. Onu çaktırmadan beslerim ben. O iş bende, tamam. Tamam ama dikkatli ol. Bebek geliyor, bebek geliyor. Ya üf, sana yazıklar olsun. Ya. Kapat şu şeyi de, elde yıkama makineyi at ya. Öf. Tamam, tamam. Evet. Bir dakika. E hadi atsana, gönüs göz oynama ya. Hadi at. Belki annemin işi erken biter. Çok geç olmadan gelir. E işim var dedi ya sana, boşuna bekleme hadi. Şimdi annem burada olsaydı gösterdi o an diye gününü. Hadi şunu yakala o zaman. Aa! Tadına bak bakalım nasıl olmuş. Güzel olmuş. E hadi atsana topu. İki saat seni mi bekleyeceğim kız? Ya hemen ben bir tuvalete gidip geliyorum. Teyze, Keremcan'la konuşabilir miyim? Alo, Keremcan, konuşmamız lazım. Hayır, zaten ben de meraklısı değilim ki sürekli Necat'ın karşısına çıkmaya. Seni patron aramasaydı ben de gitmezdim. Ne yapayım, yardım istedi adam. Ayrıca iki de gitmişim. Ben olmasam o toplantı olmazdı. Yalnız Hande resmen takık Necat Bey'e. Hadi be. Yani şirkette dönen gıybeti bir duysanız dibiniz düşer. Kızım azıcık gıybet ver ya. Bıktım dert çekmekten. Versene gıybet. Yani çok diyecek bir şey yok. Her şey çok net. Kadın adama aşık. Bitti. Allah için güzel kadın bir de. Böyle giyimi falan 10 numara yani. Manken gibi. Bugün de Necat Bey'e yemeğe gidecekmiş. Sen nereden biliyorsun? Dedikodu grubundan Canan yazdı, oradan biliyorum. Baş başa mı gideceklermiş? Bana söylemedi, ben o yüzden şey yaptım. Ay o sana niye söylesin adam? Bu da bir hoş. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım babam? Sohbet muhabbet. Alo. Sunu Hanım. Ay kusura bakmayın, rahatsız ediyorum da. Ben de tam sizin dükkanın önünden geçiyordum. Dükkanın önünden mi geçiyorsunuz? Yani sizin ilgilendiğiniz dükkan demek istedim. Az önce mal sahipleri aradı da. Aa, ne dediler? Size her türlü kolaylığı göstereceklermiş. Hatta teklifinizin yarısını bile kabul ediyorlar. Yani burayı çok istediğinizi biliyorum. Kaçırmayın bence bu fırsatı. Yok, ben artık ilgilenmiyorum orayla. Mal sahiplerine teşekkürlerimi ilettiğimi söylerseniz sevinirim. Ama siz yine de bir daha düşünün, olur mu? Sonuçta dükkan yıllardır böyle bomboş duruyor. Tamam tamam, ben bir değişiklik olursa haber veririm size. İyi günler. Ne değişiklik olacak ki kızım? Bir değişiklik olacağından değil ya. Sadece ilginç, bu mal sahipleri yıllardır kimseye vermiyorlarmış dükkanı. Şimdi bir anda böyle bana vermeye can atıyor gibiler. Ama önemli değil. Konu kapandı. Geri dönmeyeceğine yemin ettin. Eğer çocuklarım üzerine gölgen düşerse. Gölgen düşerse. Hayırdır Şevket? Ne mırıldanıp duruyorsun? Yok bir şey Ekrem, iyiyim, iyiyim. İyi o zaman. Hadi gel tavla oynayalım. Tamam, tamam geliyorum şimdi. Beğenemedin mi? Başkasını mı bekliyordun? Kayra böceği. Yok, hoş geldin. Hoş bulduk. Cin gibi bakıyorsun. İyileşmişiz. Tam zamanında geldin. Sakın 2 dakika falan erken gelme, yardım edersin. Geç. Hayri, hadi masaya. Geldim, geldim.
Ya harika kokuyor. Neler yaptınız? Neler yapmadık ki? Salata. E şimdi ciddi ciddi Aylin yok mu? Oğlum şakası mı olur? İşi var dedim ya. Ne bileyim, yemek programı falan yapınca gelir herhalde dedim. Yok, o organizasyondan önce söylemişti işim var diye. Merhabalar. Aa, Keremcanlar gelmiş. Burada bir sorun mu oldu acaba? Bilmiyorum ki. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Bir sorun mu var? Yok yok. Keremcan'la Kayran'ın ödevleri varmış yarın için faaliyet dersinden. Öyle mi? Benim hiç haberim yok. Sizin ödeviniz mi var küçük hanım? Aa, söylemedim mi sana? Hayır. 10 dakika bile sürmez dediler ama bilemiyorum artık. Evet evet, hemen bitiririz. Gel. İyi, hadi bakalım. Koşturma, koşturma. Getirdim mi? Burada. Gel. Annemle babanın arasına girmek neymiş, göstereceğim Hande ablaya. Kapıcı koş. Hayır, sen telefon mu bekliyorsun birinden? Yok be kızım, öyle el alışkanlığı işte, bir şey değil. Kız abla, bir falıma bak be. Hayırdır, sen baktırmazdın fal? Kötü etkilemiyor muydu seni? Evet, canım istedi ya, ne var? Kızım bakarım da, senin çalışman malışman gerekmiyor mu ya? Git eve çalışsana. Burada kafan dağılıyor bizle. Ya gideceğim zaten, 40 yılda bir istedim, hadi ya. Bak bak. Of. Kötü mü? Kötü. Suna. İyi. Suna, Suna, Suna. O kadar güzel bir haber geliyor ki sana. Oo, ne haberi? Kızım bak, iki vakte kadar kapını aç. Çalıyor. Telefonu çalıyor. Necat arıyor. Necat ev arıyor. Açayım değil mi telefonu? Burada aç. Açıyorum. Alo. Efendim canım? Aynen, ben de tam seni düşünüyordum. Ne yaptın? Kayra tamam, sen hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam, hadi bay, bay bay. Kızlar ben hemen gitmem lazım benim. Nereye? Ne oldu? Hadi gittim. Ayda. Ne oldu şimdi? Ne bileyim ben. Evine mi gidiyor acaba yine? Artık yapacak bir şey yok. Çok kötü. Çıkmıyor da. Yeniden çıkmıyor. Anneciğim. Kayra. Kayra. Ne işin var senin? Burada gitme, benler görecek. Bak, mısırmış Keremcan'la beraber yaptık. Keremcan nerede? Gittiler. Ama bu arabanın hali ne böyle? Bak Kayracığım, bu yaptığınız hiç doğru değil. Biz öyle kafamıza göre gidip insanların mallarına zarar veremeyiz. Şöyle düşün, biri gelse senin oyuncaklarını kırsa üzülmez misin? Üzülürüm.
Tamam işte, sen üzülürsen başkaları da üzülür. Bizim kimseyi üzmeye, incitmeye hakkımız yok. Ama ben senin için yapmıştım. Nasıl yani? Neden benim için böyle bir şey yaptın? Hande senin ve babanın arasına giremez. Beni neden pedagoga götürdüğünüzü biliyorum. Kavga ettiniz, ayrılacaksınız değil mi? Hayır, bir tanem ayrılmayacağız. Benim işlerim vardı, ben ondan gittim. Söyledim ya sana. Gerçekten mi? Evet. O zaman babam bunu görünce bize çok kızacak. Olsun. Ben halledeceğim. Sen şimdi odana git, tamam mı? Biz hayır abi, ne hallederiz? Tamam, hadi koş. Ay, çocuklar şey yapmış. Ya benim bir planım var ama sen ne dersin bilmiyorum. Ben bir Kayra'ya bakayım. Günaydın küçücük. Uyanma vakti geldi. Birazcık daha uyuyor. Ama okul var bir tane. 10 dakika daha. Peki tamam. Ama 10 dakika sonra geldiğimde uyanmazsan seni ısırırım. Tamam. Hadi. Günaydın. Sana da. Bir yukarı gelsene. Kayra uyuyor, sessiz ol. Pardon, tamam. Bir gelir misin? Gelemem. Kayra'yı okula hazırlıyorum. Uyuyor demedin mi? Evet ama 10 dakika sonra hazırlayacağım. Tamam tamam, o kadar sürmez zaten. Gel gel. Gece ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olmuş gibi gittin ama. Yok, olmadı bir şey. Emin misin? Hı hı. İyi tamam. Yardımın lazım. Berin Hanım'la toplantım vardı. Ne giyeceğime karar veremedim. Sence bu gömlek nasıl? Önce onu sorayım. Çok iyi. Bir de buna bak. Çok iyi. Bu? O çok güzel. Suna. Ben senin yorumunu istiyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel diyorsun hepsine. İkisi de birbirinden güzel. Ne yapayım? Tamam, sen böyle karar veremiyorsun. Üzerini de görmen lazım değil mi? Kayra uyanmıştır. Ya bir dur. Geciktim diyorum. Yardımına ihtiyacım var diyorum. Lütfen. Tamam. Ben Kayra'nın sesini duyuyor gibiyim. Gitsen mi? Uydurma. Ben duymuyorum. Ya 10 saniye diyorum. 10, 10. Tamam, hazırım. Nasıl oldu? Çok iyi. Gerçekten mi? Hı hı. Yakalayayım, bir düzeltir misin? Kayra uyanmıştır artık, ben gideyim. Suna. Hı. Sağ ol. Hı. Al anne. Bu ne bir tane? Hediye, ben yaptım. Beğendim, çok güzel olmuş. Göstersene. Neymiş o? Ver bakayım. Aramızda kalsın. Bir tane bana yapmışsın. Ne gerek var? Ya anne, babama da göster. Ver ver. Aşkınızı çizdim. Şu ne? Ahtapot mu? Evet, hani geçen gün annem babama ahtapot gibi sarılmıştı ya, işte onu çizdim. Sen de ne abarttın şunu be çocuğum ha? Yo yo, Kayra haklı. Fıstıkım öyle bir sarıldı ki bir an boğuluyorum sandım. Evet, oldu. Hadi bakalım eşek arası okula.
Erken değil mi daha? Evet, biraz erken ama bu sefer de öyle olsun. Hadi bakalım, yürü. Koş çantanı al. Hadi. Aylin. Kareyi bıraktıktan sonra beni de bırakır mısın? Ayağım hala geçmedi de. Olmaz. Olmaz mı? Niye? Şeyden, araba kullanmamı söyleniyorsun ya sen şimdi. Ben sarsarım. Ayağın işte sakat hala, gerilirim, kötü olur. Şey, Hayri bırakabilir gibi seni, öyle gözüküyor. Yo, benim işim var evde ya bütün gün, mümkün değil. Ya sen ne saçmalıyorsun? Alt tarafı yarım saat yol gideceğiz. Tamam, söylenmeyeceğim, merak etme. Anne, baban da mı geliyor? Bilmem. Anneni ikna edebilirsek geleceğim ben de. Geliyor bir tanem, geliyor, baba da geliyor. Yes. Geliyormuş. Al bakalım. Ne? Evet, doğru. Ayrılır ayrılmaz özlüyorum kızımı, ne yapayım? O kadar çabuk büyüyor ki. Daha düne kadar o küçücük araba koltuğuna ben bağlıyordum onu. Ama şimdi emniyet kemerini bile kendi takıyor. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki Suna. Yarın bir gün senin oturduğun koltuğa oturacak, o bırakacak işe beni. Düşünsene. Doğru düzgün tatil bile yapamadı kızcağız benim yüzümden. Haftaya tekrarlasak mı, ne dersin? Yok be. Gerek yok, baksana zaten yani eziyetten başka bir şey olmadı. Yorulduk, ettik, boş ver. İyi bari. En azından yaşıyormuşsun, onu anladık. Beni bıraktığın için teşekkür ederim sana Suna. Maşallah, tatilin aksine full konsantre yola odaklanmışsın. Güzel. Bari ses olsun. Ne yapıyorsun ya, niye kapattın? Çok çok bağırdı ya. Başım ağrıyor biraz ondan. Suna, senin neyin var? Bir şeyim yok. Var var. Hatta dün geceden beri var. Güzel güzel şarkı söylüyorduk birlikte. Arkamı bir döndüm, kaybolmuşsun. Ondan sonra bir afralar tafralar, surat asmalar. Ne oluyor? Vallahi hiçbir şey yok ya. Gerçekten hiçbir şey yok. Yemin ediyorum seninle hiç alakası yok bile. Ya sinyal verip geçsene. Ne biçim? Yürü, konuşma, yürü. Önüne bak. Allah Allah. Suna, bir sakin olur musun lütfen? Ne yapıyorsun? Abi sinyal vermedi. Önümü kırdı, görmedin mi ya? Tamam ama hızlı gidiyorsun sen de. Hah. Şimdi bak, sürücüme laf etmeye başladık gene. Laf etmiyorum sürücülüğüne. Normalde bu kadar agresif kullanmıyorsun. Toplantına yetiş diye yapıyorum. Geldik. Gerçekten merak ediyorum. Problem ne? Ay, bir şey yok. Allah. İner misin? Hadi, işim gücüm var benim. Niye inmiyorsun hala? Çünkü bir terslik var. Peki, o zaman sen inmiyorsan ben inip gidiyorum. Taksiyle gidiyorum ben. Ne diyorsunuz? Burası iyi mi? Bence burası çok iyi. Peki küçük hanım, Aylin? Bence de harika. Siz oturun, ben bile babaya gidip geleyim hemen. Tamam, bekliyoruz. Tamam. Acıktık mı? Acıktık. Baba, şuraya bakabilir miyim? Tamam bak, ama kenarlara yaklaşmak yok. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Hadi bakalım. Merhaba. Çok güzel bir kızınız var. Size benzemiş. Benziyor yani. Teşekkürler. Benim babam da sizin gibi boylu postluydu. Evet. Omzumdan hiç inmezdim. Çok düşkündüm babama, kızınız gibi. Aşırı düşkün size. Bizim kızımız da bana düşkündür, müsaade anne. Sen gidebilirsin, biz hallederiz yemekleri. Teşekkürler. Tabii. İşini yapmaya çalışan insanlara böyle mi davranıyorsun? Hayır. İşimi iyi yapıyorum ayağına, evli ve çocuklu adamlara, asılanlara böyle yapıyorum. Ben teknik olarak evli değilim ki. Çocuğun var. Kız seni görmedi ama. E tamam, ama sonuçta sen doğurmadın onu, bir düşünmesi lazım. Sen de doğurmadın. Nereden bilecek kız? Ay pes ya, ben mi suçlu çıktım? Özür dilerim, ne yapıyorsan yap, çağır kızı ya. Suna, ben flört etmiyorum. Senin aksine insanlara kibar davranmaya çalışıyorum. O yüzden Hande dahil herkes ağzının içinde. Ne diyorsun yine Mıy Mıy? Bir şey demiyorum. Ne istiyorsan yap, tamam?
çağırıyorum. Sipariş vereceğim. Yemeğe gelmedik mi? Ya çağır. Hatta telefon numarasını da al. Aa, ama alamazsın ya. Telefonları kapattık. Tüh. Pardon. Bakar mısınız? Afiyet olsun. Beğendiniz inşallah. Çok beğendik, bayıldık. Her zaman burada mı? Sana göre gelelim. Aslında akşamları da canlı müzik yapıyoruz. Burada bir bar var, Gölevi diye. Ben hem gitar çalıyorum, hem şarkı söylüyorum. Öyle mi? Sen mi söylüyorsun? Evet, bekleriz. Buyurun gelin. Eşinizle tabii. Çok sağ ol, çocuğumuz var. Kaldığınız yerin çocuklar için mini kulübü var. Ekibi oldukça iyidir. Akşam oraya bırakabilirsiniz. Israrın için de çok teşekkür ederiz ama bizim Kayra'mız pek... Ya ben mini kulüpte kalabilirim. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Bakarız. Sağ olun. Ne? Bir şey yok. Mini kulübe gitti. Sen niye böyle giyindin? Ay, Kayra seçti, ısrar etti bunu giyeyim diye. Babamla o ablanın, yani senin kızın, çaldığı yere gidin dedi. Annesiyle babası yalnız kalsın istiyor işte, gitmezsek küsecekmiş. Bir saniye ya. Ne çaldığı yer, ne kızı? Bir de senin kız mı oldu? Ya ben gidiyorum, sen de çalışırsın işte, tamam? Suna, dur geliyorum ben de. Eşin değil, senin olmanın eşin değil. Bence gayet iyi. Yok, akorlar da bozuk zaten. Duymuyor musun? Sen ne zaman müzik eleştirmeni oldun ya? Ben çünkü kaçırmışım orayı. Rüzgarına çevirdim kalbimi. Ay bir de buraya geliyorlar. Gelebildiniz ha? Selam. Arkadaşım Aslı, ben Gonca. Aslı... Ben Nejat, Aylin. Memnun oldum. Biz de. Ayakta kaldınız, buyurun oturun lütfen. Kayra'yı kreşe bırakabildiniz demek. Hı. Evet, annesiyle babası yalnız kalsın istiyor. Çocuk ne yapsın? Gelebilmenize çok sevindim. Eşinizin pek niyeti yok gibiydi ama. Hı. Biz eşimle çok yalnız kalamıyoruz aslında. Evde çocuk olunca tabii. Hı? Biz içecek bir şeyler alalım mı? Olur. Siz de bir şey ister misiniz? Teşekkürler. İçiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Nasıl davranmam gerekiyor Sunacığım? Sen bizi buraya evli olduğumuzu kızın gözüne sokmaya getirmedin mi? Annemin o sebep. Yo yo öyle. Ben de işte yüzünü sevdim, elini tuttum, evli dedim, çocuklu dedim, cümle içinde kullandım falan. İyi mi? Sen buraya gelmeye can atıyordun ya. Hem bir şey diyeyim mi? Sen gibi davran, tamam mı? Bekar, mutlu, gıcık, uyuz baba, tamam? Hatta bak çok hoşuna gidecek bir şey yapacağım şimdi. Canım, Nejat bekar sayılır. Biz kızımız için beraberiz. Oldu mu? Şimdi ben olarak bara gidiyorum. Size iyi eğlenceler. Suna. Eşinizin ismi Aylin değil miydi? En pahalı ne varsa o. Şu beyefendi var ya. İki hanımefendiyle oturan. O ödeyecek. Evet, teşekkürler. Triplere bak. İstemem yan cebime koy. Ay, keşke telefonu kapatmasaydım. Burcu'yu falan arardım. Buyurun isterseniz. Pardon? Ya istemeden kulak misafiri oldum. Buyurun, kimi arayacaksanız buradan arayabilirsiniz. Ay yok, teşekkür ederim. Ay bunlar ne kadar tatlıymış. Bunlar da benim çocuklar. Eşim çocuk doğduktan sonra köpeğe verelim dedi ama yok,
ben istemedim. O da Can. Ay Allah bağışlasın, çok güzeller ya. Böyle oldular sonunda. Ne kadar tatlı. Ya sormayın. İşte. Ay, vallahi çok şirin. Biz her akşam buradayız. Yine gelirsiniz umarım. Biz sahneye dönüyoruz Ajat. Çok memnun olduk. Görüşürüz. Ben de öyle. Suna, ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. O konuştuğun adam kimdi? Mükemmel bir aile babası. Bana kızlarının videolarını izletti. Senin kızlarla canlı müzik gecen erken bitti galiba. Sevmediğim şarkıları çalmaya başladılar. Hı hı. Bence kızın sesinin kötü olduğunu anladın sonunda. Bak ne diyeceğim, dolapta içecekler var. Birlikte içer miyiz? Ne dersin? Olabilir. O zaman... Yardım edeyim. Yok. Ablam yardım eder. Sağ ol. Sen geç ablacığım. Tamam, dikkat et. Dikkat et. Ayağına dikkat et. Hop. Dur. Oy. Evet. Tamam mı? Yerleşebildiniz tamam, mi? Tamam tamam Necat Bey. Gidelim. Ne oldu dün Necat'la, anlatmadın detaylı. Boş ver ablam ya. Ya. Dün o kadar saat beraber vakit geçirdiniz, sonucu boş ver ablamı yani. En doğrusunu yollarımızı ayırmak olduğuna karar verdik. Daha fazla sorma lütfen. İyi tamam. Ha şu asıl orada olma sebebimize gelelim ya. Sonuç. Hala sonuç soruyorsun yani. Şu an seninle konuştuğuma dua edeceğine. Sen Hayri'yi bir dinledin mi? Ha? Dinlemediysen benden dinle hikayesini. Gerek yok. Ablam yapma böyle ya. Ay Suna, belli ki birbirimize anlatacak ya da dinleyecek herhangi bir şeyimiz yok yani. Dur dur yapma. Dün gece neler yaptın babacığım? Aslında çok bir şey yapmadım bir tanem. Ne oldu? Dün gece sen de evde yoktun, Hayri de yoktu. Ha, Hayri'yi yemeğe çıkardım dün akşam. İşlerim biraz uzadı balım. O yüzden. Kız, hadi bakalım yaramaz banyoya. Ya hayır, ben biraz babamla oturacağım. Hmm. Ama okulda geç kalacaksın bir tane. İyi tamam, hadi gideyim. Küçük. Oh, hadi sana. Ne yaptınız dün Hayri'yle? Ne biliyorsun, beni merak ettim, ondan soruyorum. Asıl ben sana ne diyeceğim. Tatile gidelim diyordun ya üçümüz. Aslında kulağa güzel geliyor. Kahreye de iyi gelir. Hafta sonu kaçarız bir yerlere bence. Gerçekten mi? Hı hı. Tamam, ben yakınlarda bir yerlere bakarım hemen. Güzel. Necat.
sana yemek yapabilir miyim bu akşam? Eski günlerdeki gibi. Senle ben baş başa. Dostça tabii ki. Necat Bey, çok iyi görünüyorsunuz. Sağ ol Ayrı. Özel bir yemek. Tanıdığımız biri mi? Ne oluyor Necat Bey? Yeni bir başlangıç diyelim. Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Bu adam benim sevgilim mi şimdi? Başka birini mi bekliyordun? Kayra'nın kalbini nasıl kırdın unutmadım. O yüzden seni anlamıyorum. Anlamadığım için de kızgınım. Bizi bunu nasıl yaptın ya? Çünkü bir anlaşma yaptım. Aylin'le. Başka çarem yoktu Necat. Ben gittim. Kayra geldi. Anlaşma bu. Sizin ayrı kalmanıza gönlüm razı olmadı. Şimdi sen bana bunu nasıl yaparsın, nasıl bana söylemezsin diyeceksin. Haklısın da yani bir şey diyemiyorum. Söylenecek bir şey yok zaten. Resmen bizim için kendini feda etmişsin. Çünkü sen böyle bir kadınsın. Böyle bir kadın olduğun için aşığım ben sana. Ne yapacağımı bilemedim. Ama ben artık ne yapacağımızı biliyorum. Ne yapacağız? Aylin istediğini aldığını sanacak. Ama biz planla gideceğiz. Biz? Biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama Aylin bilmeyecek tabii birlikte olduğumuzu. Sonra? Aylin'le ilgili öyle bir şey bulacağım ki... hayatımızdan koşarak kaçmak zorunda kalacak.
Kayra'yı da alamayacak bizden. Onu birazcık tanıyorsam bir yerlerde mutlaka büyük bir hata yapmıştır. Ben senden ayrılamıyorum Necat. Ben de senden ayrılamıyorum. İki haftadır seni izliyordum. O gün telefonda konuşurken muhallebicide seni gözetliyordum. Duyduğun ses doğruydu. Bak sen ya, sen nasıl stalkersın işte. Sadece aşığım. Bunu kafana sok Şunu Hanım. Biz seninle ayrılamayız. Asla ayrılamayız. Sana acayip güzel şeyler hazırladım. Ben acayip güzel bir şey görüyorum zaten. Necat Hanım, uğraştım o kadar. Ben de kimseye çaktırmadan buraya gelmek için çok uğraştım. Ve? Seni çok özledim. Biliyorum sen de beni çok özledin. Yani alt tarafı iki hafta görmedim canım, o kadar da değil. O yüzden okul önlerinde iki haftadır beni gözetliyorsun. Dedi iki hafta her gün kafenin önüne gelen adam. Ne yapıyorsun? Yemekler var. Yemekler beklesin.